Vay. Ayrılık bahaneleri. Ay severim. Ayrılık bahane. Sıçtık şimdi. İlişkiler konusunda girdim. Ben yarım saat konuşurum. Niye itiyorsun? Ben yine başladım ya. Ya Niye itiyorsun benim kulaklığımda bu kulaklığı kullanan var mı ya? Dur. abi? Hayırsa Mute'u itmedim. aldım. Dibine girdim Dalikon. Yakından, senin yakından ilgilenince. Hatta belki de gidip Oh be! hamsteriler alacağım bir Oh bölümde. be! Anca. Bu bölümü özel olarak çapkın arkadaşlarımız Durun. Ben, sizde de artıyor mu? davet ettik. Ben çapkın değilim Sen ki. çapkın bir insansın. Değilim. Çapkın değilim ayol. Ya yakışıklı görünce bir gidip konuşayım demez misin mesela? Tamam, bir dakika şimdi birazcık da şuradan kıstım mı? Oo çok açmışım. Tamam. Şöyle Tamam. dengeli gibi. Tavır olarak vesaire. Bence Vasil içten öyle. İçten öyleyim. Kendisi fark Bir dakika kim şimdi? Sevgililer mi? Ha? etmese bile beğendiği kızlara tavrı farklı oluyor. Hani Çapkınmışım be. sevgilinden ayrılmak için kullandığın en saçma bahane neydi? Yani ben hiç öyle bir ayrılık yaşamadım. Öyle bir şey olmadı. Genelde benden ayrılındığı için. Ben hiç ayrılmadım. Bekliyorlar. Ayrılmış gibi davranayım o zaman. Hayır, bir hayır. keresinde sorun sende değil, bende demiştim. Sen daha iyi birine layıksın. İkimiz adına da ilişkiyi o kadar seviyorsun ki ikimiz için de benim için de seviyorsun bu ilişkiyi. Hani ben o kadar sevemiyorum. Ayrılalım gibisin. Oy, içim sıkıldı ya. Nasıl yalan sıkmış. Ben bir cümle kurmuştum. Tam olarak kelimeleri doğru seçmemiş olabilirim ama kız ne dedi? Konsept buydu yani. Kız Çok ne dedi? sinirlendi diye hatırlıyorum. İşte bir gece kulübüne gideceğim. Gideceğim dedim. Gidemem. Yumuklu sucuğu aynen yaparız yaparız. Gidersin dedi. Gidersen ayrılırız mı ayrılırız dedi. Ben de isabet olur dedim. Bir daha hiç konuşmadım. Ha tamam. Bu mu yani? Gayet gündüz güzel konuştuk, günaydınlaştık. Akşamına ayrıldık ve bir daha barışılmadı yani. Mesela benim sözümü dinliyor. Ben çıkmayacağım dediğim zaman çıkmaz. Öyle Öyle bir alfayım abi. O çocuk alfa değilmiş demek ki. Mesela ne diyorsun mesela? Ben Dali'yi bu kadar içten güzel görmedim. Ne oluyor lan? Bugün abi seninle birlikte ayrılmak için söylenilen birbirinden komik ve saçma bahanelere tepki vereceğiz. Bakalım insanlar hangi bahanelerle ayrılıyorlarmış. Hak veriyor musun onlara? Onlara bakacağız. Bu işte böyle sürekli beni yapmak istediğim şeylere zorluyorsun. Kız ne kadar mutlu. O kızar bir cümle, yani cümleden sonra da baygınlık geçirmezsin ya. Kız ne kadar mutlu. Kadının tadı kaçtı. Ya. I don't wanna be with you dedi. Burada başka bir problem var ama. Tugan abi kötüymüş video. Bebeğim bir dur bir izleyeyim. Kötüyse izlemeyiz. Bu direkt kurgu bu arada. Sence bu bahane mi? Hani ciddi de olabilir. Sürekli ciddi böyle hoşlanmadığı durumlara sokulur. Daha çok videomuz var arkadaşlar. Çok fazla zorla götürdün diye tabii bu öncesi de vardır illaki ama ya ayrılıyor bu, yani. Bu biraz şey gibi olmuş böyle biriken nedenler silsilesi gibi olmuş sanki. Çok kötü bir an. Çok kötü bir an. Ne? Kadın kim açısından mesela? Kadın için çok kötü bir an. Hayatımda izlediğim... Tamam bırakın onu. Sizin... Aa bak abone şey geldi. Sizin duyduğunuz olduysa en saçma ayrılık bahanesi. Benim mesela düşüneyim. Yok vallahi bende de yani bahane olsun yalandan ayrılayım diye bir konu geçmedi galiba. Babam kızıyor ne oğlum? Kaç yaşın ilişkisi lan o? Sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. Bak bu gerçek olabilir. Sevgilinin tabii ne olduğunu bilmeyenler de var. Hoşlanmak ve aşık olmak farklı şeymiş. Benden hoşlanmış sana ama aşık değilmiş. O bence ne evresi biliyor musun? Aşk olarak değil de o ilişkiyi seninle devam ettirmek istememiş. Yani hoşlanmış ama o flört aşamasında, deneme aşamasında olmaz demiş. Bir tane duymuş arkadaşım ben sana ısınamıyorum dedi ve ayrıldı. Karar verene kadar aklı neredeymiş? Çok düzgünsün seni üzmek istemiyorum dedi abi. Çok düzgünsün, seni üzmek istemiyorum.
Ben seni üzmek istemiyorum. Bu örnekleri verenler kim kime neyi diyor? Erkek mi kadına söylüyor, kadın mı erkeğe söylüyor bunu? Oğlum çok aşağılık bir şey değil mi bu? Ben seni üzmek istemiyorum ha. Ben biraz şeyim de hani götüm başım oynuyor da. Kadın erkeğe söylüyor bir de. Oo. Ne diyor yani, aldatırım mı seni diyor. Ne fark eder? Fark eder kardeşim, fark eder. Şimdi ben de bu zamanın çocuğuyum ama şu an çok farklıyız. En küçük şeyden tartışma çıkarıyorlar. Aa bak, aileleri anlıyorum. Ailelerle ilgili çok fazla ayrılık sebebi oluyor. Neden? Yine bizim ailelerimizin inanılmaz derecede ilişkilerin içine girmesinden kaynaklı. Bunu defalarca konuştuk. Okey. Seni seviyorum ama sen çok düzgünsün. Kendin gibi birini bul. O bad boy arıyordur o. Dedim en absürt video abi. Kadın... Kalkmıyor, erken geliyorsun. Nasıl mutlu? Kaldırmadan mı geliyorsun? Of, o çok, onu ilk defa duydum ha. İyi yapmış. Ne koyayım, ne diyeyim? Başka bir açıklama bulamadım. Bir delili böyle ha. Çok çirkinmiş çok o ya. Onu bir göster. Adam o kadar keyifsiz, ayrılacağım dedi. Daire şu an çok şaşkın diyor. Kadının kadının nasıl birden tadı kaçtı ya. İnanılmaz bir video. Yani bunun çekiliyor olması, o kadar çok inanılmaz şeyler yaşanıyor. Roller coaster'da niye ayrılıklarını tartışıyorlar abi? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Muazzam bir ne oldu lan? Dinamini roller coaster'da yakalamışlar yani. Bir iniş bir ama bunda ben de bir hinlik ararım. Yani neden? Büyük bir şey değil ya. Neden? Birbirimizi çok severken ailelerden dolayı ayrıldık. Bir yıldır unutamıyorum. Bana aileler tanıştıktan sonra eskisi gibi hissetmiyorum dedi. Sen çok iyi birisin ama üzülmeni istemiyorum. Bak, bunun birebirini bir arkadaşım yaşadı. Gerçekten çok düzgün bir ilişkide. Sırf bir tarafın ailesi diğerinin ailesine göre çok daha böyle farklı olduğu için diyeyim, kötülemeyelim. O yüzden ayrılanı biliyorum. Hayatını zehir etmemek için ama bak, bu bahane değildi o. Çünkü dedi ki sen her zaman bir noktada benim ailemle birlikte muhatap kalacaksın. Ve benim ailem senin bütün huzurunu, senin ailenin huzurunu hep kaçıracak bir aile. Ben de ailemden kopamam, gidemem. Bu yüzden yapamıyoruz deyip ayrıldı ve doğruydu. Ve o insan hiçbir zaman evlenmedi, biliyor musunuz? Çok enteresan. Böyle kahramanlar da var yani. Ya kardeşim, neden sen... Sebebi oysa. Gerçek ya? Olarak düşünerek yorum. Bu ne abi? Ne ne olacak yani? Hem izleyemedik ki ya. Muhtemelen ikisiyle falan tanışırım zaten. Bir şey olsa ölüyor olmuş olmalı. Oluyor olması değil ama. Hani abi olmayabilir. Sinan, ben yapamıyorum. Sevgili oğlu, bir hafta oldu, nasıl yapalım? Sevgili oğlu. İddiayı Sinan, ben yapamıyorum. Neyi? Sevgili oğlu, bir hafta oldu, nasıl yapalım? Belki telif falan yediysen. Bitti, ayrılalım. Nasıl yani? Ortada hiçbir sorun yok. Afrika'dakiler böyle mutsuzken bizim mutluluğumuz hiç öyle. Ya lan boş ya. Afrika'dakiler mutsuz gelmiş. Yani hayatında daha sahte bir şey yok. Ne zaman yaptırmayı düşündün? Yaptırmadım daha. Yaptırmadım. Hı-hı. Ne zaman yaptırmayı düşündün? Bunu cringe videolardan hatırlıyorum gibi ya. Yaptırmadım daha. Yaptırmadım. Hı-hı. Ne zaman yaptırmayı düşünüyorsun? Dediğim gibi karar verdiğim ilk zamanda. Ben senin karar verdiğin zamana kadar beklemeyi düşünmüyorum onu. Ne demek istiyorsun? Yani hayatında daha sahte bir şey görmedim. Düşünmüyorum. Nasıl peki karar verdin buna? Seninle çünkü sürekli çok bu konuda çatışmak istemiyorum. Bir dargın, bir barışık, bir dargın, bir barışık. Sürdürmek istemiyorum. Anlamadım. Ha? Kız çocuk dövme yaptırmadığı için mi kız ayrılıyor ondan? Ya güya? Oradan konu açılıyor. Ha. Adamın kendi üzerine yaptıracağı dövmeye kadın mı karar veriyor? Evet. Abi böyle saçma şey mi olur lan? Böyle hani ayrılmak için problem çıkaran insanlar da oluyor ya, kavga çıkarıyor, kavga çıkarıyor, kavga çıkarıyor, sonra ayrılıyor falan. Evet, onun gibi. Anlaşamıyoruz falan evet, değil. Yani önceden de konuştuğumuz konulardandır. Dövme yaptırmak çok gereksiz arkadaşlar. Yapmayın öyle şeyler ya. Sabır çok tanıdık yani. Böyle bir ilişkinde artık sürekli kavga ediyorsundur, artık böyle bunalmışsındır kavgadan. Taşma noktası. Hani artık şu kızın suratı da şey, ben göremiyorum artık yani. O zaman hadi abi. Ya bu videonun güzel olabilmesi için içindeki donelerin çok sağlam ol, gerçek bir... şeyler olması lazım. Ya mesela bak, bu ayrılık sebebi amına koyayım, bunu konuşmuştuk. Bak izle. Bundan ben ayrılırdım. Oo. Bu ayrılık sebebi mesela, ben gerçekten bunu şaka olarak algılamam yani. Hani siktirip giderim amına koyayım. Ben bunu izledim. Ben bu videoya çok sinirlendim. Ben ayrılırım. I'm done.
I broke up with you. I'm done. Bundan ben de ayrılırdım. Yes. Bahane değil bence bu. Yes. Haklı. Are you serious? Tabii I'm not. Yes. Say it again. I broke up with you. Okay. Şimdi bununla ilgili iki tane yorumum var. Bir, ya tıkırgı da olabilir hem değil. Böyle bir şey yapsa bir ayrılır. Bardakta şey yapmak bana çok saçma geliyor. Ama bu demek değildir ki o kişinin verdiği emeğe de senin kalkıp tekme atma hakkın var. Bu saygısızlık. Ben yaptığın işe saygı duymuyorum. Zamanla da saygı duymuyorum. Evet. Bildiğin zamanını çöpe atıyorum ben senin. Ve bunun üzerine dalga geçiyorum demek yani. Ya böyle şaka yapılacak bir konu değil. Değil. Evet. Yani, emeğini vermiş, zamanını vermiş, gelmiş evet. Küt diye tekme atıyor. Bir de gülüyor. Benim böyle saatlerce uğraştığım bir şey gelecek. Şaka niyetine. Ya bu arada bu tabii ayrılık sebebi derken yani her şey günlük günlük sanki bir anda kız arkadaşı, erkek arkadaşı böyle bir şey yapsa ayrılıyorum senden demezsin belki ama büyük bir problem yani. Derim. Tekrarlanırsa belki ayrılırsın. Şiddete karşıyım. Karton bardakları onun ağzına tıkarım o. Başka bir şey diyeceksin sandım da. Ayrılma da biraz hani kaç yıllık bir ilişki ama olduğuna vesaire. Hayır abartı değil, kaç yıllık bir ilişki olduğuna bağlı. Bir de bu kız bunları ne kadar çok yapıyor. Belki çocuk ha, böyle mesela. Sık sık bir şeyler yapmış. Yani, tamam biz yorumumuzu yap. Ama dur. Ayrılmayız yani böyle bir şey. Bu gerçek bir şey. Hey, I live in the neighborhood. My Wi-Fi name is 1744. Your wife is cheating. I don't know how you did not catch on. Your address is 1744, but every day when you leave for work, a Nissan parks three houses down, walks up the side of your house, goes in your back door. I'm assuming you don't have cameras. Bunu izlemiş miydik ya? Eski bu biraz. Back there. Okay, your wife is smart, but she is unfaithful. Allah Allah. I'm gonna walk this way, but I don't live this way. Oğlum belki de kadın bununla aldatıyor amına koyayım. Ha? Çok iyi. Ay mahvolurum Burak. Ya şimdi açtırmaz mı? Yapmadık jedi değil yani. Ay sus be. Şaka yaptım be. Öf. Vallahi iyi kızarım abi. Boşuyorum Burak'ı bugün. Tamam sonra. Tamam özür dilerim. Evet. İnanır mısın, inanmaz mısın? Her türlü aldatıyor zaten. Tamam oğlum zaten. Ama ayrılsın da amına ben komple çökeyim derdi. Ahmet YNGC teşekkür ederim. Kuşuna düşmesini net düşersin. Deli misin sen? Çok kesin yani. Kuş. Net. Bu arada bu söyle. Ben mesela bana söyleseler ilk sana yani herhangi birine gidip sormam. İlk önce birkaç gün gözlemlerim. Sen tabii canım net yakalarsın. Gözlemlersin zaten de. Hayır, şöyle, sen sorar mısın gözlemler misin? Video izleyeyim. Dalia böyle bir video var evet, falan evet, diye gösteririm Dalia. Yani öyle bir durum olsa bile zaten o saatten sonra hiçbir kadın buradan çevirmem ihtimali yok. Direkt çevirir yani herhangi bir kadın. Ben de sıçtım anladın mı? Burada, ben burada kaybettim konuyu. Burak yüzünde çok pis bir gülümseme gördüm senin orada. Ne yapayım? Adam yürürken sırıttı. Ne yap? Ama komik böyle komiklik evet, yapmak ya gibi bu, yürüyor. Bu videoda zaten o yüzden çekti. Troll video sana yani. Evet tabii ki. Ama oğlum ben mesela bu videoyu izleyince aklıma şey geldi böyle insanlar fiziksel özelliklerinden dolayı kendince önemsemediği ama daha sonrasında çevresindeki insanların, arkadaşların veya ailelerin bu konuyla ilgili yorumlar yapmasıyla ilişkinin içerisindeki kişiyi etkilemeye başlaması çok önemli bir detay. Yani normalde sen bir adamın kısalığına takmıyorsun mesela ya da işte bir kızın hafif kilolu oluşuna onun karakterini sevmişsin önemi yok. Ama bir noktadan sonra çevrendekiler böyle yakıştırma hadsizliğine girmeye başlıyor. Tamam mı? Bak bunu ben çok yaşadım demeyeyim de böyle bu tarz şeylere çok hakimim. Böyle bir noktada ya işte senin yanına yakışıyor mu? Ya çok kısa, ya çok şöyle, çok böyle. La sana ne amına kodum? Sen mi çıkıyorsun? Ya ne kadar terbiyesizce bir şey değil mi? Ve de burada asıl yapılması gereken hayatınızdaki kişiyi bu konuyla eleştirmek veya yargılamak veya onu o şekilde bakmak yerine bunu size söyleyen insanlardan saniyesinde kurtulmanız lazım. Bak saniyesinde. Ya geldi biri senin ilişkinle ilgili böyle yorumlar yapıyor, müdahale ediyor. Diyor ki işte ya sana da yakışmıyor. Yani daha yakışıklıları var, daha güzelleri var, daha şöylesi var, daha böylesi var. Siktir git amına koyayım diyeceksin. Önemli değil ilişkin devam etsin etmesin. Bunu onun sevgilin için yapmayacağız zaten. Bunu önce kendi çevren, kendin için yapacaksın. Bu sebeple bu tarz insanlardan nefret ediyorum baba. Sana ne lan? Sana ne amına koyayım? Ne kendinin altına böyle bir tane bakayım bir uygun bir şey bulayım. Gel lan amına koduğumun oğlu. Bu ben mi ya? Aa, inanılmaz tatlı bir adam bu arada ya. Mesut benim yüzümden alabilirsin. Gidişi gördün mü? Aa,
Bu bizim kamilyondaki bakış ya. Değil mi? Baba. Benim yüzümden adam bana mı sempati duydu? Evet. Aa, çok sempatik geldi. Adam bana aşırı sempatik geldi. Neden? Ama adamı sevmeye başlama bak. Ben buradayım. Tamam anladık dur. Yoruna sokulsun gül diye yapılmış. Benim ayağı arabaya biniyor, ayaklarını sallıyor, yere değmiyor diye yapmış. Evet ya. Burada videoya odaklanmayın. Burada tamamen konuya odaklanın. Yani. Boy kısalığı. Madem sizin için kısaydı niye çıktın ama? Evet. Önemlidir. 1.82'yim ben. 1.85 isterim ama Allah Allah. Bunu halledebiliriz. Müsaadenizle de bu yapılmaz tamam, yani. Evet olur. Burada sikiz... Burada. Ahmet teşekkür ederim. Bence ayrılmak şey değil. Ya adam sen çıkmaya başladıktan sonra mı kısaldı be kardeşim? 1.90. Aynen anladın mı? Adam kısaldı mı yani? Öyle beğendiysen. Arkadaşlar takılmayın böyle şeylere. Yani bir kişi 1.85'in altı istemiyordur. Biri de 1.85'in üstü istemiyordur yani. Sen de onu dengelersin baba bir şekilde. Yani dersin ki ben de o zaman işte atıyorum bir kız 1.75 ise ya 1.75 ne ya ben 1.60'ı seviyorum falan dersin. Öyle beğendin çıkmaya başladın. Öyle ara. Sen çok kısaymışsın ulan. Ya çok boş işler var onlar. Başta gör yani. Başta gör zaten yanına geliyorsun falan. Yani yazım hatalarını düzeltiyorum diyeyim ben. Abi bundan ben de ayrılabilirim ama neyse ki vasıya düzelttik. Artık biliyor. Evet. Özel. Ya goy goy video oğlum. Makara yapıyorlar ya. Aşkım dünyanın en güzel kızını Aşkım dünyanın en güzel kızını öpüp 1000 TL mi almak? Beni öpüp 10 TL mi almak? 1000 TL mi almak? Beni öpüp 10 TL mi almak? Alfa. Anıl'cığım. Böyle sorarsa hak eder bu cevabı bu arada. Tamam böyle. Bu arada bu tuzak soruları ben de hiç sevmiyorum ya. Bu cevabı hak eder. Sevgilini 10 lira almak mı? O mu güzel ben mi güzelim? O desen dert, sen desen dert. Dünyanın en güzel kadını öpmek 1000 lira almak. Dünyanın en güzel kadını öpmek için 1000 lira veriyormuşum. Bunun ne önemi var? Ben seninleyim bu yetmiyor mu deyip dolayıp kaçın. Ya oğlum sen nasıl bir terbiyesizsin ya? Ya şimdi sevdiğim erkeği zaten öpüyorumdur büyük ihtimalle. Hani onu öpüp 10 lira alacağım ama. Sevdiğin erkek gidecek yani illaki. Şimdi bu koşulu sunmadın en başta var öncelikle. Var kızım ne yapacağım o zaman? Bak en azından abone falan atınca geliyor öncelikle, lan. Öncelikle. Yakışalım diyecek adam yani. Ya para için kimse yapmam tabii ki. Evet. Ama öncesi... Oy 1100 TL, 1010 TL alırım baba. Çünkü dünyanın en güzel, en kadını da en güzel... Çünkü dünyanın en kadını da ne ya? Dünyanın en güzel kadını da sevdiğim kadın da sensin diyerek ortalığın amına koyabiliyorsunuz. Helal lan size. Ulan sizi kaçıran kızlar puh lan. Sevgilimi öpüp 10 lirasını alıp ondan ayrılıp sonra öpebilirim. Meskom dünyanın en güzel kızını öpüp 1000 TL mi almak, beni öpüp 10 TL mi almak? Bence 1000 TL'ye anlaşalım, kırışırız. ben 1000 TL'yi kabul etmem mi ya? Ya ama yani şimdi kalbi kırılır yani, yıkılır değil. Kalbi ama kırılır, insan bir üzülür yani. Ben de aynı şekilde yaşarım, ben de üzülürüm. Ama yani şimdi kırışacağımız para bir şekilde... Oğlum ne yaşıyorsunuz oğlum siz de? Alo, neye üzülüyorsunuz? Aynen, öpecekse... Bir tatile gidelim yani. Mesela anladın mı yani? Seni tatile götürsem sonrasında ama bu mantıkla yola çıkarsak çok yanlış noktaya gider. Sana ben bir şey soracağım. Nasıl bir öpme? Bu da çok önemli. Şöyle bir tık diye hızlıysa. Ya oğlum bayağı diller birbiriyle şey yapacak böyle hani. Ellerini yıkayacaksın. Diller birbirini yıkayacak. Vallahi tık evet. Çok bence okey ya. O zaman bir problem bence o kadar büyük değil ama böyle büyük. Yani ciddi işte orada ciddi noktalara geliyor yani. Ciddi sahibi. Paralar istiyor. O paralar daha ciddi. Orada daha ciddi. Honey, I don't want to do it. Put your hands on the rope. You know I love you, right? No, please don't push me off. Please Never. Don't. I am not. Please don't mu? Gelmişsin oraya kadar hadi. I'm right here. I'm not gonna push you. Vur tekmeyi. Ne yapacak? Oğlum bu arada o kadar tehlikeli ki yaptığı şey. Yani o kız... Şu çocuğun kolundan bir yakalasaydı amına koyayım görürdü ebesininkini aşağı doğru geberirken. Oğlum çok tehlikeli değil mi ya? Sigma mimba diye ölüyordu oğlum çocuk. Ya
Ha, o ses yani. Ne güzel yankılanmış. Ha, o çocuk da bağlı galiba. I just got dumped. Yani net yani. Orada bağırarak ayrılmazdım da çıkınca bayağı. Yani küfür falan. Yani insanın hayatında yaşamak isteyeceği bir an değil o. Ya yani bir insan bunu yapmak zorunda bırakılması, oradan itin. Ya gerçi o kız onları ipleri takacak seviyeye. Oğlum o uçurumun ucuna gidince götü titreme olayı. Oradaki verdiği tepkilerin hepsi zaten yalandan tepki. Koyacağın ensiyi uçacak o yani, yaşayacak onu. Ne kadar geldiyse de. Söylemek zorundayım. Ya sadece bir değil iki neden var Atacan. Yani ayıp olacak ama artık söylemek zorundayım. Ağzın kokuyor. Ya bu da ayrılma sebebi değil ben. Bu da ayrılma. Bak birinin ağzı kokuyorsa bence bu söylenebilir bir şey. Ama bunu çok düzgün, çok böyle yedirerek söylenmeli bir şey de yani. Hani çünkü diğeri çok fazla şey olacaktır. Böyle utanacaktır yani aslında. En güzel cevabı bu, utanç. Nasıl söyleyeceksin abi? Ne bileyim. Örneklendirme yapabilirsiniz mesela. Yani bir arkadaşımın başına gelmiş gibi. Bilmiyorum, ben çok hassas bir konu. Söylemek göt istiyor ama söylemen de, iyilik yapmak istiyorsan söylemen lazım. Hem kendine hem karşındakine. Sakız alırsın geçer. Öyle olmuyor oğlum. Sadece bunu koku olarak bakmayın amına koyayım. Sağlıkla ilgili de bir sıkıntı olabilir. Genzden geliyor olabilir. Dişten geliyor olabilir. Abi sakalların uzamış mı? Evet kardeşim. Bunu üzülelim mi amına koyayım? Ne yapalım şimdi? Sakız ister misin diye teklif ederim. Niye, ağzın mı kokuyor dedin? Yo, sadece sakız ister misin? Oh de bakayım. Kokuyor mu abi? Oh. Ter kokusu, efendim ağız kokusu. Sıkıntım yoksa abi uyarırım, düzeltir, geçer mi diyorsun? Uyarırım, düzeltirse geçer. Bunlar rahatsız oluyorsan sevgili olmasın. Evet. Sevgili abi, olduğunda şey, da abi, bunu karşı tarafı söyleyebilecek samimiyettesindir. Yani 6 ayda bir dişçiye gidip bir kontrol ettirmek, temizletmek, diş taşıdır, çürüktür, bilmem nedir yaptırmak gerekiyor zaten. Ağzı kokuyor. Aynen. Kokuyorsa da büyük ihtimalle ondan kokuyordur. Her ne 6 ayı? 3 ayda bir giderim. Bir de şöyle bir neden var. Mide kapakçığıyla ilgili bir problem. Problemden dolayı bir de ağız kokusu olabiliyor diye biliyorum. Onun da tedavisi var. Bunlar çözülebilen şeyler. Yani söylersin abi, yani ağzın kokuyor. Böyle yani bu konu biraz hassas bir konu ya. Ama burada yani alınganlık şey yapılmaması lazım yani. Bu önemli bir şey. Sonuçta böyle bir... Bilmediğim şu hayattanız. Ama daha ne kadar yaşayacağımı bilmediğim şu hayatta artık tek düze yaşamak istemiyorum. Biraz aslında monotonluktan tabii. Mantıklı. Şikayet etmiş, evet. Meltem Hanım. Aynen. Ben buna garip bir ayrılma biçimi ya da kötü bir ayrılma biçimi diyemem. Hatta en mantıklılarından bir tanesiydi şu ana kadar izlediklerimiz arasında. İçgüdüsel bir hissiyat ve bunu bastırarak ömrünü bitirmek istemiyor. Burada şöyle bir şey olabilir. Hayattan beklentiler değişik olabilir. Kişiye direkt ben ayrılmak istiyorum diye gitmemelisin bence. Aynen. Hani benim hayattan beklentim... Yani beklentilerin değişebiliyor. Beklentilerin değiştiği noktada gidersin bunu anlatırsın karşındakine. Bunun biraz sinyallerini yakarsın. Monotonluktan bahsedersin. Bilmem ne. Ayrılmazsın direkt yani. Yani önce onu çözüm seviyorsan, saygı duyuyorsan ilişkine. Bir çözüm odaklı gidersin. Baktır olmuyor amına koyayım. Sonra bir noktadan sonra dersin ki bu ilişki bana... Yemiyor yani, iyi gelmiyor. İşte şöyle şöyle yapıp şöyle şöyle yaşamayı istiyorum artık. Buna var mısın? Demek daha doğru. Yok. Değil mi? Bu benim evlenmek istememe sebebim. Nasıl söyleyeyim? İnsanlar böyle çok değişiyor ya hani ister istemez. Hani hayatlar da çok değişiyor, istekler. Ama sen de değişiyorsun işte yani. Ben de çok değişiyor ve hani onun paralel bir şekilde ilerlemesi çok zor. Hani böyle evlenince ne olacak? Boşanmak istemem mesela. Çocuğum da olsun isterim, güzel bir ailem de olsun isterim ama... Fulya hoş geldin. Yani o çok zor. Bana daha o kafa gelmedi demek ki. Haluk'tan ayrılması için 1001 sebep sayabiliriz burada. Ayrılırken kullandığın en saçma bahane. Şey vardı ya, çok acı. Benim param yok ya. İlişki yürütecek param yok benim. Yani bu çok saçmaydı benim için ama yaptım. Lisedeyiz, parkta oturmamız gerekiyor. Yani devamlı bir şekilde kafe durumunu benim babamın verdiği açtı. Karşılamıyordu yani. Evet. Ondan haklı çocuk. Çünkü benim param yok. Dedim ki ayrılabiliriz. Ya da dedim sen öde. İlişkimize başka türlü yapabiliriz parklarda. bu bir bahaneydi tabii ki. Yani param. Ha, bahane atmış. Açtıydık, açıkta değildik yani. Çok kötü ya. Yalan söylemiş yani. Evet. Hani direkt ben gerçekten parası yok diye düşünmüştüm. Ben ilk başta üzüldüm oğlum. Ben de üzüldüm abi. Evet, kötü bir. Yani arkadaşlar.
Bir bahaneye ihtiyacınız olmamalı. Eğer bir ilişki sizin için doğru gitmiyorsa o doğru gitmeyen şeyi açık açık söyleyin. Aslan gibi delikanlı gibi söyleyin. Siktirip gidin. En azından dürüstçe söyledi olursunuz yani. Ama karşı taraf üzülmesin diye bazen şekilden şekle giriyoruz. Evet, videoya puanım 10 üzerinden haddim olmayarak 4. Niye? Çünkü yani daha güzel sebepler bulunabilirmiş. Hep böyle yapmacık şeylerle dönmüş sanki. Oo, bir dakika biraz.